Tepebaşı Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce meclis üyeleri gündem dışı söz aldı. Azerbaycan'da helikopter kazası sonucu 14 askerin şehit olması mecliste gündeme geldi. Kardeş ülke Azerbaycan'da 11.30-2021 akşam saatlerinde askeri helikopterin düşmesi neticesinde şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Can Azerbaycan, yasınız yasımızdır, taziyeniz taziyemizdir. Başınız ve başımız sağ olsun. Sayın Başkan, değerli meclis, uzun zamandır tüm Türkiye'de ve Eskişehir'imizde zincir marketlerin konumlarının dışına çıkarak tencere, tabak, kırtasiye, battaniye, halı mobilya, kanepe, koltuk, masa takımı gibi ürünler satmaya başladılar. Bu firmaların intikal alanlarında marketçilik mi yoksa mağazacılık mı var? Eskişehir'de hizmet veren mobilya mağazalarının %80'in mağazalarının 3000-7000 metrekare gibi büyük mağazalardır. Örneğin bir mağaza mobilya ruhsatıyla mobilyanın yanında bakliyat, narenciye, şarküteri, temel gıdaları ve temizlik ürünleri satış yapabilir mi? İş kollarında olmayan malzemelerin zincir marketlerde satışına ilişkin meclis üyesinin şikayeti üzerine Başkan Ataç arkadaşlarımız ilgilenecektir yanıtını verdi. Hani bize düşmeyen görevler var. Onun arasını bulup hareket edelim. Evet. Haklısınız tabii. Gerçekten bu tip iş kollarında olmayan bütün maddeler satılıyor. Arkadaşlarımız ilgilenir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tepebaşı Belediyesi'nin çevreci çalışmalarından iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji ve sera gazının azaltılması çalışmalarını içeren ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. Yeni bir kararla hatta COİT'in başladığı gün Brüksel'e gidecektik. Oradaki toplantıya gelen başkanlar sözleşmesi için ama oradan gelen bir yazıyla iptal edildiğini sonra bunların online olarak devam edildi. Şimdi 2030'a kadar her ülke kendi becerdiği şekilde sera gazını halletmeye çalışacak. Ama 2050'de ise yaklaşık %40'lık bir azaltma hedefiyle bu maddeler imzalanıyor. Bunu zaten yol aldıkça meclisimizde bir göreceğiz. O şekilde hareket edeceğiz. Güvenliğiniz için oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tepebaşı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 3 Aralık Cuma günü yapılması kararlaştırıldı.